Sıkıntı yok, muhabbeti de çekeriz. Hadi gel bakalım. Zeki Müren. Az önce Zeki Müren de izliyor mu diyordu. Bas kornaya, bas kornaya. Selam Murat Usta. Aleyküm selam. Nasılsın? Sağ olun, teşekkürler, çalışıyoruz. İşi iyi yapmışsın. Eyvallah. Doğalgaz duruyor, kopmamış. Su duruyor, kopmamış. İşim. Kanalizasyon çıktı, hiçbirine zarar vermemişsin maşallah. Bu işimiz, 30 yıldır bu işi yapıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Çıkmıyor genelde. Genelde çıkmıyor, çok şükür. Bu senin hassaslığın, itinalı, özenle çalışman, tecrübeli olman. Eyvallah. Helal olsun. Çok sağ ol Kerim Usta. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Nasıl gidiyor? Seviyor musun çalışmayı? Benim hayatım bunun içinde geçti zaten. Çok seviyorum. Ben mesleği severek yapıyorum. Evet. Yeniden selamlar. Yeni bir videodan, yepyeni çekimlerden, yepyeni yerlerden hepinize selamlar. İlk olarak operatör arkadaşımız Murat Eşiyok Usta'yı çekmeye gidiyorum. Sonra da daha sonra da Kobelko'yu çekeceğim. Başlıyoruz. Ne iş yapıyoruz? Kaynak. Alın kaynağı. Isıtıldı. Arkadaşlar ısıtıldı ve birleştirildi. Önceki bunu şey kimdi Almanca? Şu arkadaş. Almanca bu mu? Aziz. 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 Kolayda. Gerçek mi Aziz? Aziz değil de ha, bir daha söyle. Kolayda. Türk Dünit'te Komen. Nerede? Beni kolayda Şifreyhemiz. Arbeiter. Başta. Kolayda konuşabilirsin nereye? Anlat diyor. Yani şey anlat. Almanca. Ha, Şifreyhemiz. Türkçe. Almanya'nın neresinde kaldın? Österreich. Başta. Neun Jahre Arbeiter Österreich. Oho, ben onu bile anlamadım. Köln biliyoruz hani de. Kime arbeiten? Ama Türkiye. Gute arbeiten. Österreich ist gut arbeiten. Verstehst? Ciao, tschüss. Tschüss, tschüss. Okay, okay. Thank you, teşekkür. Ha, İngilizce cevap. İngilizce mi? İngilizce. Operatör Azeri mi? Neresinden? Nahçıvan. Sevinçli, güzel bir çalışma. Çünkü bu hizmet bizim için. Doğalgaz da bir iki sokak yaklaştı bana. Çok güzel. Ana boru, su şebekesi ana boru. Asad'ın çalışması. Sevinçliyim, mutluyum. Teşekkür ediyorum kendilerine çalışmalar için. İşte böyle. Onları da takdir etmek lazım. Yoksa ki biz kendimiz bu işleri başaramayız. Kurumlarımıza, yönetimlerimize teşekkür ediyoruz. Evet, yeniden selamlar. İlk olarak operatör arkadaşımız Murat Eşiyok Usta'yı çekmeye gidiyorum. Sonra da daha sonra da Kobelko'yu çekeceğim. Zoomline makinayla yeni makinalar, rengarenk. Eskiden biliyorsunuz, Hidromek, Cat, Volvo, bazen Komatsu. Bunların dışında pek makine bulamazdık. Onda da sarı veya siyah beyazdı. Şimdi turkuazlar, yeşiller, rengarenk makinalar var. Hepsini çekeceğim. Bakalım neler yapıyorlar. Hadi gidelim şimdi onları izleyelim. Başladık çalışmalara. Zoomline ZE-135G paletli bir makina. Altyapı çalışmaları. Altyapı kanal kazı çalışmaları. Önemlidir. Çok önemlidir. Dikkat etmeniz gerekenler var. Altyapı kanal kazalarında özellikle
logar kazılarında, logar altyapı yani biliyorsunuz zaten pis su giderleri. Bu kazılarda yeni arkadaşların öğrenmesi gereken çok şey var. Özellikle derin yerlerde, mesela derin kazılarda sağdan soldan, kanalların sağından solundan göçükler oluşuyor. O yüzden çok dikkat edilmeli, dikkatli çalışmalı, iş güvenlik kurallarına da harfiyen uyulmalı. Biraz zoomline'dan bahsedelim. Kabin içi, sağ, arka, kameralar, sensörler. Arkadaşlar bu arada makinaları tanıyın diye konuşuyorum, isimlerinden bahsediyorum. Markaların isimlerinden tanıyın diye bahsediyorum. Bu işleri yapıyorsak bilelim diye bahsediyorum. Kesinlikle herhangi bir firmanın sahibiyle, firmayla, markayla anlaşmam yok. Reklam falan yapmıyorum. Reklam parası da almıyorum. Bilginiz olsun. Şu anda bu videoda öyle bir şey yok kesinlikle. Isıtmalı koltuk, sessiz klima, servisleri hakkında bir bilgim yok. Henüz Türkiye'de bu aralar yani yeniler tam bir net ve geniş böyle geniş kapsamlı bilgiye sahip değilim. Ama bu makineden kısaca bahsedebilirim. Motor üreticisi Commis, motor modeli F3.8, F38, 14400, 0.55 metreküp. Telekom, doğalgaz, fiber optik, internet. Bunlar bayağı yani koparırsanız önünüze çıkabilir. Koparırsanız sıkıntılı, masraflı. Bütün mahallenin, belki koca bir mahallenin interneti kesilecek. İşler aksayacak, şu olacak, bu olacak. Hepsinin cezasını size kesebilirler. O yüzden çok dikkatli olmalısınız. Doğalgaz tehlikeli, patlayabilir. Koparırsınız. Sonra bitti mi? Tabii ki bitmedi. Elektrik tehlikeli, yanabilirsiniz. Patlıyor, her şey olabilir. Dikkat etmeniz lazım. Altyapı çalışmalarında, kanal kazılarında bunlar önünüze çok gelecek. Eskiden benim bir koca ustam vardı. Özellikle caddelerde, mahalle aralarında böyle salatalık soyar gibi ufak ufak, şöyle ufak 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 ufak, üstten üstten az az salatalığın kabuğunu alır gibi soyar gibi yavaş yavaş soyun. Toprağa yavaş yavaş, üstten üstten. İşte ne demek istiyor? 5'er, 10'ar, 15'er, 20'ser santim yerine göre azar azar alın. Altından işaretleri bulmaya çalışın. Yani eskiden işini yapanlar, bizim gibi kepçeciler, operatörler, harfiyatçılar işlerini doğru yaptıysa, daha doğrusu taşeronlar işlerini doğru yaptıysa, mutlaka boruyu koymadan önce, doğalgaz borusu misal koymadan önce altına kumla, ince kumla, tehlikesiz, boruyu tehlikeden koruyacak ince kumla altına yatak yapmıştır. Üstüne de en az 20 santim yine kum koyması gerekir ki... Ne buldun? Altın. Altın. Kaç küp? Kadir herhalde bir iki küp. İşaret çıktı arkadaşlar. Bu bir işaret. Kum. Ya ana şebeke su hattı. Kanalizasyon olsa o kadar su şey koymazlar, kum koymazlar. Şu anda gördüğüm kadarıyla 40 santimi geçtik bunun derinliği. Ama en doğru çalışma bu. Arkadaşlar hazine bulundu. Yok, ana kanalizasyon attı. Ana? Kanalizasyon attı. Bayağı kumundan beslemişler, iyi. YCB'de bir hareket var. Boruyu patlatmadan önce makine o kumu bulsun, kuma denk gelsin. Ondan sonra tuğla, tuğladan sonra şerit, sonra üstüne biraz yine 25-30 santim belki daha fazla toprakla kapatıp, yarım kapatıp sonra tekrar şeritle veya bir şeylerle. Selam Murat Usta. Aleyküm selam. Nasılsın? Sağ olun, teşekkürler, çalışıyoruz. İşi iyi yapmışsın. Doğalgaz duruyor kopmamış, su duruyor kopmamış, kanalizasyon çıktı, hiçbirine zarar vermemişsin maşallah. İşimiz 30 yıldır bu işi yapıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok genelde. Genelde çıkmıyor çok şükür. Bu senin hassaslığın, itinalı, özenle çalışman, tecrübeli olman. Eyvallah. Helal olsun. Çok sağ ol Kerim Usta. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Nasıl gidiyor? Seviyor musun çalışmayı? Benim hayatım bunun içinde geçti zaten. Çok seviyorum. Ben mesleği severek yapıyorum. İşimiz bu. Desene sevmesem hepsini koparıp parçalarım. Ya muhakkak öyledir ama severek yapıyoruz biz işimizi. Eyvallah. Sen çalış. Biz de çalışmalarını çekelim hadi. Teşekkür ediyorum. Çok oyalamayalım arkadaşlar. Önemlidir. Aynen. Hadi kolay gelsin. Çok sağ ol. Ha ismini söylemeyi unuttum. Murat eşi yok. Murat eşi yok. Vav. Wow, eşi yok hem de. Değiştirdin mi orijinal mı? Eşi yok. Yok orijinal. Murat eşi yok. Hadi kolay gelsin Murat ustam. Çok sağ ol. Efendim. Ya görecek, Zeki Müren de görecek ya. Arkadaşlar görüyorsunuz.
Murat eşi yok ustanın. Hiçbir zarar vermeden, çizmeden. Bunları görüyorsunuz, üçü bir arada. Doğalgazı görüyorsunuz. Bulmuşlar. Şimdi de orada, tam orada çalışmalarının göbeğinde. Oraya geçeceğim şimdi. Orada da kanalizasyon sanırım. Ana şebeke su da olabilir. Yakından görmedim. Şimdi gidiyorum. Bu da kamyoncu arkadaş. Diyor ki Zeki Müren de görecek mi diyor. Camı kapatmış. Konuşacaktım ama. Evet. Güzel bir çalışma daha. Ok gibi tertemiz. Mis gibi. Buradaki kanalizasyonun şu arsaya bağlantısı, bacası bırakılmış. İtinalı çok güzel bir çalışma olmuş. Tertemiz. Sizler de görün istedim. Bacanın içi. Arkadaşlar videolarda dikkatinizi çekebilir. Ben terlik giyiyorum her zaman. Yokluktan param mı yok, ayakkabı almıyor, param mı yok demeyin. Tırnaklarım patıyor mecburiyetten. Yozgatlı hemşerim. Buyur. Seninle konuşuyoruz, muhabbet ettik ama tanışmadık. Tanış, ben Yozgatlı. Ben Kerem Usta, Kerem Usta derler bana ama Kerem Yıldız adım. Kerem Usta, benim adım da Halil. Ben Yozgatlı merkeze bağlı köyündenim. Merkeze bağlı ismi, merkeze Mezra, bağlı mı? Mezra, evet. Mezra. Çok memnun oldum. Biraz muhabbet ettik ama. İyi hadi bakalım. Çorumlu yaşay mı, bağlantı mı yapacak? AG'ler, OG'ler yani yüksek gerilim hatları. Yüksek voltajda elektrik kabloları. Bunlar bizler için, sizler için çok tehlikeli olabilir. O yüzden çok dikkatli çalışmalar yapmamız lazım. Eline sağlık. Murat eşi yok. Burada, burada. Arkadaşlar hepinizin eline sağlık. Burada çalışan herkesin eline sağlık. Güzel iş, itinalı, özen gösterilmeye çok çalışılmış. Bu neyin işareti? Parselin, köşe işareti. Yakın çekimlerimde özellikle tüyo, ellere dikkat. Ellere, hareketlere, kombinasyonlara dikkat edin. Bu kime lazım? Yeni adaylara, yeni operatör adaylarına, yeni arkadaşlarına, yeni şoför arkadaşlara. Altyapı çalışmalarında veya kanal kazılarında, özellikle yollarda, şehirlerde, mahalle aralarında yapılan kanal kazılarında kürekçinin, yardımcı arkadaşın, bu kim olursa olsun işi yaptıran kişi olabilir veya sizden birisi olabilir. Burada yardımcı arkadaşın önemi veya biraz tecrübeli olması çok önemli. İşaretleri yukarıdaki makinenin üstündeki arkadaşlardan daha hızlı görebilir. Aşağıda hemen kanalın yanında, kenarında dikiliyor olacak. Elinde küreğiyle veya elindeki yardımcı aletleriyle daha erken görecek, daha dikkatli olacak. İşaretleri daha çabuk bulacak. Sonra işaret çıktığı zaman makineyi hemen durdurup İşte biraz manuel müdahale edilecek, kürekle kazacak, kazmayla kazacak gerekirse. Tembellik yapıp da usta al 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 deyip de kabloları koparttıktan sonra da operatör kopardı deyip kenara çekilmemek lazım. Bunu yapan çok kişi var. Bunu müteahhitler de yapıyor, halktan birileri de yapıyor, bizler de yapıyoruz. Makineleri iş yaptırırken istiyoruz ki her şeyi makine yapsın. Tamam, makine bütün işi yapacak, bütün ağırlığı çekecek ama bazen hassas noktalarda, hassas yerlerde küçük müdahaleler, küçük yardımlar yapmamız gerekiyor ki iş daha hızlı bitsin. Yani her şeyi makine yaparsa daha hızlı bitmez. Bazen ufacık bir şeyi makineye yaptırmaya çalışırken olabilecek arıza, çıkabilecek bir kopartma, patlatma. Mesela su patladı diyelim. Ne olacak? Ortalığı su basacak. Saatler sonra, saatler sonra sucular gelecek, suyu kesecek, tamirat yapacak. Ondan sonra tam her şey bitti mi? Aradan birkaç saat geçti. Kaybettiniz birkaç saat. Tamam mı? Onları hallettiniz, bitti. Sonra kanal balçık, su dolu. Sonra makine oraları yeniden işinizi yapacaksınız. Devam edeceksiniz. Yeniden işte kapatacak, temizleyecek vesaire. Yani ne bileyim 3-5 saatiniz gitti de daha fazlası artık bilmiyorum cabası. O yüzden ne yapmak lazım bazen? 5-10 dakikalık bir işte bile ya da 15 dakikalık bir işte bile biraz emek sarf edip bazı şeyleri kontrol etmek lazım. Operatör arkadaşa yardımcı olmak lazım. Ne diyordum? Bu konu ne? Hangi konu aslında? En önemli kürekçinin konusu. Kürekçileriz biz. Operatöre kanal kazılarında kürekle işaretleri bulup kum, mesela kum çıktı, göründü. Hemen kumu kürekle açıp, tamam mı? Boruyu, hangi boru varsa, doğalgaz, su, elektrik neyse, onu çıkartıp işte usta, boru tam burada,
makinanı 10 santim ileriden 10 santim geriden bomunu tırnaklarını oradan koy al gibi, buraya sakın dokunma gibi komutlar vermesi lazım, yardımcı olması lazım. Burada kürekçinin, yardımcı arkadaşın önemi ve tecrübesi çok büyük arkadaşlar, çok iyi. Sen de işini iyi yapıyorsun ha. Yapacağız artık. Genelde bazı arkadaşlar al usta, al usta, al usta diye diye kopartana kadar operatöre zorlarla. Al usta diyorsa bir bildiği var. Bayağı kum atmışlar ama. Bak bu adam 40 santim kumu kürekle alıyor. Şeye risk vermiyor hiç. Aha buldum orayı. İşini iyi yapanlar. Göründü. Korge boru, boru göründü. Ana boruyu buldu da şey yok. JCB3CX. Seni çalışırken yakalarım, çekeceğim. Tek elisem tabi. Detayları görüyorsunuz. Bariyerler konulmuş, şeritler çekilmiş. Güvenlik önlemleri alınmış, yerler işaretlenmiş. Az önce sanki kayıta basmamışım, o yüzden tekrar ediyorum. Basmış da olabilirim. İkinci seferde izliyor olabilirsiniz. Korge borunun ucundaki betonu atılmış, izolasyonu yapılmış. Güzel. Aynı şekilde. Vay canına. OG'ler, AG'ler, ana su, şebeke. Herhangi bir arabanın buraya düşmesi, çocuğu, çoluğun çocuğun yaklaşmaması için. Yani görüntü belli. Güzel. Şimdi Murat eşiyor kustanın. Bakalım işine. Bu arada yalakalık falan yapmıyorum. Henüz burada. Yani 15-20 dakika önce tanıştım. Tanımıyorum kendisini. Yani yalakalık olsun diye falan övmüyorum. Gerçekten ne olduysa, nasıl bir çalışma olduysa onu gösteriyorum sadece. Görüyorsunuz arkadaşlar. Orada bir tane telekomlar. Ne bir tanesi? 3 tane. Tanırım birisi de fiber hat. Fiber optik mi? Mi. Şurada 3 tane görüyorsunuz. Şu 3 tane kırmızı elektrik. 4 tane şurada. Birisi kalın, birisi orta, ikisi küçük, ince yani. Siyah elektrik. Yine sanırım bunlar yüksek gerilim. AG, OG dedikleri. Altına, bunların altından görüyorsunuz, kanalizasyon bağlantısı yapılmış. Ellerinize sağlık. Zarar vermeden, herhangi bir yere aksatmadan. Ramazan Usta'nın kendisini çekmedim ama bir tane arkadaşımız var. İsmi Ramazan. O da temiz iş çıkarıyor. Görüyorsunuz. İzolasyonunu, kapağı, betonu çok güzel bir şekilde ayarlamış. Hattı döşemeyi de, kanalizasyon hattını ok gibi kusursuz hafif meyliyle birlikte yapmış. Girintili çıkıntılı, bir yeri çukur, bir yeri yüksek, yarım metre dalma, yarım metre sonra çıkma gibi işlemler yok. Öyle olsaydı akıntıda sıkıntı olurdu. Böyle çok güzel, 10 numara. Tam 3 tane telekom. Birisi fiber optik. Altından geçilerek çok güzel bir şekilde gördüğünüz kanalizasyon borusu döşenmiş. Süper. Döşeme altı veya kepez, başköy, hangisine bağlı bilmiyorum. Oralarda bir yerde. Reklamlarını yapmıyorum. Dediğim gibi geçerken rast geldim, çektim. Belki sizlerin hoşuna gider. Belki ihtiyacı olan arkadaşlar, aa çok güzelmiş, bunlardan bana lazımdı, bu nerede, nerelerde derseniz. Tam adres bilmiyorum, firmayı da bilmiyorum, telefonlarını da bilmiyorum. Ama dediğim gibi Başköy'e yakın bir yerde, oralarda ararsanız bulursunuz mutlaka. Başköy ya kepeze bağlı ya döşeme altına bağlı, tam ben de bilmiyorum. Kobelco, Kobelco'yu seviyorum. Ama kimse yanlış anlamasın, neden seviyorum? Çekimlerde rengi güzel göründüğü için, gözüme hoşuma gittiği için. Rengi turkuazı seviyorum çünkü. Kobelco'yu da seviyorum. Güneş çok güzel. Kobelco SK210LC. Sanırım 23.000, 23.100 falan o gibi tonajı. Güzel bir makina. Bu aralar buralarda çok görüyorum. Çok görüyorum. Hiç şikayet eden duydum mu? Duymadım. Biliyor muyum her ayrıntısını? Bilmiyorum. Servisini, şununu biliyor muyum? Bilmiyorum. Ama rengini seviyorum. Çalışıyor. Çalıştıklarını görüyorum.
Bir gün nasip olursa, fırsat verilirse bazı makinelerinde tanıtımını yapmak isterim arkadaşlar. 23.100 kilogram 170 HP Yanmar 4 TN 107 FTT model. Doğrudan enjeksiyonlu, su soğutmalı, turbo şarjlı, dizel 4 zamanlı motor. Ara soğutucu AB asama ve uyumlu. 321 litre yakıt tankı. 4567L silindir hacmi. 170 HP 2000 devir. Bilmiyorum. Ankara'da yaşadığım zamanlar, İstanbul'da yaşadığım zamanlar sanırım fazla yoktu, görmüyordum. Buralarda görüyorum çok. Bu ara çok var. Çok var dediğim 3-5 tane var. Görüyorum. Kobelco. Sanırım Hasel makinede. Hasel makine. Bu arada en son Hasel makine İstanbul'da görmüştüm. Arkadaşlar tamamen, yani size bilgi olsun diye, bakın tekrar ediyorum, sadece bilgi olsun diye bu gibi ayrıntılı konuşuyorum. Şimdi biraz Kobelco'nun yaptığı işten bahsedelim. Hafriyatını almış. Bir inşaatın temel hafriyatını almış. Çok büyük bir inşaat olmayacak belli. Temel kazılarını yapmış. Kazı da arkadaşlar, hani şöyle bir dakika. Kazı da temel kazısında, hafriyat kazısında ustaların ayaklarının altı çok böyle dağınık olursa tökezlerler. Düzgün çalışamazlar. Yaptıkları, oturttukları, yani zemine oturttukları malzemeler düzgün olmaz. O yüzden her zaman istemezler de bazen ne derler? Makinenin saati çok tutmasın. Çok uzun süre makine ücreti olmasın uzun süre çalışıp da diye. Tamam yeter derler, bıraktırırlar. Ama bir saat belki fazla çalışır makine. Zemini bu şekilde şu anda Kobelco'nun yaptığı gibi sıkıştırma işlemi. Zemini güzel bir boşalttıktan sonra biraz da kovanın altıyla tesviyesini muntazam yaptıktan sonra makineyle bu şekilde gelip giderek, gidip gelerek, tıpır 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 gidip gelerek sıkıştırma. Hem sıkışır hem düzlenir. Peki diyeceksiniz ki zaten boş toprağa makine aldı, ne sıkışacak? Şu tırnaklar var ya, kovanın tırnakları, makinenin tırnaklarının izi en az 10 santim, 15 santim, 20 santime yakın, 15 ortalama, 15 iyi gibi. 15 santim orada kazılmış ince boş toprak bırakır. Tamam mı? Boş toprak bırakır. Eğer ki büyük makineyle kazıldıysa. Küçük makineyle, backloader'la kazıldıysa böyle kovanın altı düz kürüyeceği için onda fazla yumuşak toprak kalmaz. Onda da kalır ama fazla kalmaz. Ama büyük makineyle, bekosuyla bu şekilde kazılarak alındığı için büyük makinede kalır. O yüzden ne olur, iş bittikten sonra bir saat fazla çalışsın. Pıtır 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 gidip gele gidip gele gidip gele düzlediği tesviyesini yaptığı zemini sıkıştırsın. Beton atmış gibi olur. Taş gibi olur. Bina için iyi olur. Sıkışmış olur. Adamlar rahat çalışır. Ellerinin ayaklarının altı dümdüz yağ gibi olur. Hızlı hareket ederler. İş hızlı biter. Dolaşmazlar, düşmezler. Bir yerlerini acıtmazlar. Yani temiz iş, temiz çalışma, hız, nakit. Anlatabildim mi? Ben her zaman diyorum, yol, hız, nakittir. Çünkü her şeyi hızlı yapmaktır, zamanda yapmaktır, fazla yapmaktır. Nakittir. Yani bu kârdır. Öbür türlü zarardır. İyi değildir. Bir saat, yarım saat makine fazla tutacak diye bıraktırmak iyi değildir. Güzelce yapmak. Kobelco başka ne yaptı? Kobelco, yani Kobelco buranın hafriyatını aldı ama orayı ben yakalayamadım tabii ki. Benim yakaladığım, geldiğim, rastladığım zaman, yetiştiğim zaman sadece aldığı hafriyatın zeminini sıkıştırma çalışmasına yetiştim. Ve şimdi hafriyat bittikten sonra, tabi burada henüz kazılmamış ama asansör çukuru da var. Asansör çukuru da kazılacak. Kazıldıktan, hafriyat bittikten sonra çıkmak için bir köşe olur. Hafriyatın son çıkışını, dibini
makinenin çıkış yolunu, çıktığı köşeyi temizleme. Ters ışık. Yani düzeltmediğiniz, sona bıraktığınız bir köşe olur. Oradan makineyi çıkarırsınız. Sonra da çıkış köşesini alma işlemi. Çıkış köşesini alırsınız. Zaten bunların hepsini neden anlatıyorum? Tabii ki stajyer arkadaşlar, öğrenmek isteyen arkadaşlar için. Eskiden konuşurken sadece iş makineleri izlemeyi sevenler, iş makinesi almak, öğrenmek, operatörlük, şoförlük yapmak isteyen, stajyer olmak, çırak olmak isteyen arkadaşlar için konuşurdum. Okuyan, üniversite öğrencileri dahil, öğrencilerin de ilgisinin olduğunu fark ettim arkadaşlar. Mesela inşaatlarda makineler çalıştığı için, inşaatla ilgili, altyapılarla ilgili, üst yapılarla ilgili çalışmalar yaptıkları için, inşaat alanıyla ilgili herkesin, özellikle öğrencilerin ilgisini, takibini çektiğini gördüm. Artık onlar için de kitle genişliyor. Hatta vatandaş için de, herkes için konuşuyorum. Öğrenmek, bilmek. Fırsat buldukça inşaatla ilgili videoları da, aslında her işin yapılışını çekip atmaya çalışıyorum. Projelere varıncaya kadar gireceğim arkadaşlar. İleriki zamanlarda projelere, yani okulu okuyanlar evrak üzerinde her şeyi biliyor, tamam. Projeler de biliyor, tamam. Ama uygulamada nasıl yapıldıklarını, nasıl olduklarını, nasıl çalışmamız, nasıl uygulamamız gerektiğini, hepsini, bütün konuları işleyeceğim. Videonun sonuna doğru geliyoruz. Hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Hepinizi seviyorum. Beni sevmeyen, bazen eleştiren arkadaşlar oluyor. Onları da çok seviyorum. Çünkü bazen eleştiriler benim çok işime yarıyor. Gerçekten bu hayatta, özellikle bu konularda bazı eleştirileri önceden kızmıştım ama sonradan gördüm ki onlar benim bir şeyi düzeltmeme veya öğrenmeme sebep oluyor. Bazıları sessizce izler. Bunlar ana kitle. Güzel, ne güzel. İlerlememiz için. Bazıları eleştirir. Eleştiriler lazım kendi yanlışlarımızı düzeltmek için. Bunlar da önemli. Bazıları över. Yani çok överler. Bunlar da çok lazım. Çünkü sadece eleştirenler olursa motivasyonumuz bozuluyor. Şevkimiz kırılıyor. Hevesimiz gidiyor. Çalışma, yapma, video çekme, peşinde koşma. Hevesimiz kalmıyor, iştahımız kalmıyor, yapmak istemiyoruz. Ki zaten maddi açıdan şu anda iş makinelerinin veya inşaat işlerinin koştuğuma değecek bir şey yok. Ama çok seviyorum. Ama çok seviyorum gerçekten. Tamam, bir şeylerde kazanıyoruz. İlla ki oluyor, getirisi ama. Ama inan ki sevgisi, aşkı, ben eski makineciyim biliyorsunuz. Sevgisi, aşkı, bu işlerle uğraşmak beni dinlendiriyor. Bana şevk veriyor, bana aşk veriyor. O yüzden çekiyorum. Zaten aşk, sevk, heves olmazsa ne olur arkadaşlar? Çekemeyiz. İstek olmaz. O yüzden övenler de lazım. Yani boş boş övseler bile övenler de lazım. Takdir edenler de lazım. Bazen de hatalarımızı görüp düzeltebilmek için birilerinin onu söylemesi de lazım. Onlar, o yüzden hepinizi çok seviyorum. Hepinize selamlar. Yeni videolardan, her zaman yepyeni yerlerden. Ha arkadaşlar, çok önemli. Şunu da söyleyeyim. Bazen bazı arkadaşlar şikayet ediyor. Usta, hep aynı şeyler diye. Arkadaşlar, hep aynı şeyler kesinlikle değil. Neden? Her zaman, her gün yeni videolar çekiyorum. Ama her gün makineler aynı işleri yapıyorsa, onlara denk geliyorsam, onları çekmek zorundaysam, yani bunda yapacak bir şey yok. Ama hepsi yeni bir gün, yeni bir çalışma. Mesela 3 gün peş peşe kamyon nasıl yüklenir videosu yapsam bile, her biri yeni bir video, yeni bir gün, yeni bir günkü çalışma. Fakat ekipler de aynı olabilir, işler de aynı olabilir. Çünkü mevcut işler bu. Ama ben her videoda içine mutlaka yenilikler katmaya çalışıyorum. Yeni, özgün öğretiler, görseller katmaya çalışıyorum. Kendimi çok geliştiriyorum. Geliştirdim bu aralar. Her şeyi kaliteli yapmaya çalışıyorum. Makinalar, cihazlar, gerçekten yatırım da yapıyorum. Bunu siz de göreceksiniz, fark edeceksiniz. Tamam, bu işler için biraz yaşlı olabilirim. Fazla yaşlı ve çirkin olabilirim ama olsun. Gözlerim de şişmiş olabilir. Ama tecrübeliyim, bilgiliyim, cesaretliyim ve çok tecrübem var ve çok bilgim var. Bunları sizlere anlatmaya çalışıyorum. Zaten bilmesem bu kadar şeyi nereden bulup çok konuşacağım, değil mi? İşte böyle yeni, her zaman yepyeni, yeni yerlerden, yeni videolardan, bazen inanın bana 20 TL kazanmayacağım yere 200 TL, 10 katı, 20 katı mazot yakıp harcayıp
videoya bir sürü masraf edip gidip onun videosunu çekiyorum. Bazen değil, çoğu zaman, hatta hep böyle. Yani Tamar Usta bilir, bir zaman Tamar Usta'ya bahsetmiştim. Usta, bu videodan ben 1 yıl içinde 1 lira kazanamam ama bugün buraya 20 TL, bu kaç sene, 10 sene oldu belki. Ama bugün buraya 20 TL'lik gaz yakıp, yani 20 katı. Bakın, bir yılda kazanacağım paranın 20 katı harcayarak, gaz yakarak gidip o videoyu çekmiştim. Ama şöyle hesaplamıştım. Ben bu şekilde düşünürsem ileride bu bana mutlaka kar olarak, par olarak döner. Hakikaten şimdi bakıyorum. Hatta o günkü çekimlere, o videolara bakıyorum. O günkü çektiğim iki tane video 200 bin falan olmuş izlenmeler. Arada 10 yıl geçmiş ama bunlar iş makinesi videosu anca. O da şansa yani. O da çok büyük izlenme. Olmayabiliyor arkadaşlar. İş makinesi bu. Sevenleriyle çalışmak için, öğrenmek için ihtiyaç hissedenler izliyor. Genelde herkesin, bütün cümle alemin merak ettiği bir şey değil ki. Bundan sebep, onlardan çıkıp 2 tane, 3 tane 200 bin olan videolar var. Ben hep böyle düşündüğüm için başka alanlarda da bir sürü var. Sonra bakıyorum, aradan 10 yıl geçtikten sonra o yaktığım 20 liralık, 100 liralık gazlar falan hepsi çoktan kâra geçmiş uzun vadede. O videolar geçirmiş yani. 1 yıl hesaplamışım, 10 yıl sonra kâra geçmiş. Ama olsun, yani neticede zarar etmemişim yani. Emeğimin karşılığını almışım ama çok geç almışım. Olsun. Bereket versin arkadaşlar. Az iyidir. Az her zaman iyidir. Az ilk, küçük, başlangıç, yukarı götürür, büyüğe götürür. Görüşürüz arkadaşlar. Yeni videolardan, yeni yerlerden. Unutmayın. Birbirine benzeyebilir ama her zaman yeni yerlerden. Goodbye. Ciao.